zaten sistematik bir özgürlük alanı daraltmasının bir ayağı. Daha önce de gazetelerle ilgili benzer hamleler yaptılar, bilindiği üzere Özgür Gündem'i kapattılar, bastılar, onun da kapısını mühürlediler. Daha önce işte dediğim gibi cemaat kanallarını kapattılar. Daha önce bu 15 Temmuz'da öncesi yine bazı kanalların imajının içinde olduğu TürkSat'tan çıkartılması. Bunlar medyanın genel dizaynı içerisinde o alanı kontrol etme faaliyetleri. Bu seferki ama yani ölçek büyüterek artık sıkıştırma, zorlama filan gibi kavramlarla tarif edemeyeceğimiz belki artık hani ortadan kaldırma, imha etme, yok etme, tamamen temizleme ve tektipleştirmenin yüksek bir adımı olarak değerlendirebileceğimiz bir üst. Ama burada seçilen şeyler, mecralar, özellikli mecralar. Yani işte Alevilerin ağırlıkla ilgi gösterdiği, bazıları da sadece müzik yayını yapan üstelik. Evet. Yine işte Kürtlerin ilgi gösterdiği, sadece çocuklara dönük bir yayın yapan Zarok TV. Evet, Zarok TV, Kürtçe çocuk kanalı yani aslında. Dolayısıyla burada basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, medyaya baskı ve sansür yaratmaktan öte bir başka mesaj da var. Yani bir kesimle ilgili sizin her türlü alanınızı, her türlü kendini ifade etme biçimini biraz da göstere göstere ben tamamen ortadan kaldırırım. Bunu böyle hani sıkıştırıp zaptı rapt altına almak değil, tamamen ortadan kaldırabilecek bir hamleyi yapabilirim mesajını içeren bir tür bir meydan okuma ve bu asıl olarak o kanalların kendisine, o kanallarda çalışanlara, o kanalların izleyicisine değil, bütüne dair de hani ölçeğin, bu özgürlük meselesi ölçeğinin hangi fütursuzluk alanlarına yayılabileceğini, ne kadar sertleşebileceğini, çıtanın ne kadar yükseltilebileceğini de bir hani dünya aleme gösteren bir adım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun ne bir şey, final olduğunu düşünüyorum, ne de 15 Temmuz'un bir komplikasyonu. Bu daha planlanmış. Yani bu bildiğimiz hani o savaş konseptli sertleşme şeyinin, ki onun içerisinde zaten Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından ifade ettiği 15 Temmuz nimetiyle bir tarafı yükseltilmiş tarafı olabilir ama ben daha evvelden başlatıyorum yani bugün olanı yaşamayı. 15 Temmuz başlangıç tarihi olarak düşünmüyorum ve bundan sonrası için de bunu bazı politikacılar da dile getirdiler. Selahattin Demirtaş da, Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söyledi. Ölçeğin büyüyebileceğini, bundan sonra sadece basın özgürlükleriyle ilgili değil, bütün özgürlüklerle ilgili problemli şeyler yaşayacağımızı, tanık olacağımızı düşündürten bir hamle olarak görüyorum.